28 Şubat 1928'de Erzurum'un Karaköse ilçesinde dünyaya geldi Erol Taş. Henüz 2 yaşındayken babası Hamza Bey'in ölümü üzerine annesi Nazife Hanım'la birlikte İstanbul'a taşındılar. Okul çağında olmasına rağmen ailesine yardım etmek için okuldan ayrıldı ve çeşitli mesleklerde çalıştı. Bunların arasında hamallık, tezgahtarlık da vardı. O dönemde aynı zamanda boksörlük de yapıyordu. 1947 yılında İstanbul ve Türkiye ikinciliği kazandı. Yine o yıl askere gitti ve 3 yıl askerlik görevini yaptı. Askerden dönünce can kurtaranda bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. Erol Taş'ın sinemaya tesadüf sonucu girişi de o sıralarda olmuştu. Sinemaya tesadüf girişini şöyle anlatır sanatçı. Lütfü Akat o bölgede bir film çekiyordu. Biz de işten kaytarıp çekimleri izliyorduk arkadaşlarla. Günlerce süren çekimlerden birinde mahallede oturan birkaç serseri film ekibine musallat olup onları rahatsız etmeye başladı. Film ekibini korumak için birkaç arkadaşımla birlikte serserilerle kavgaya giriştik ve Lütfü Bey'in yanında onlara bir güzel dayak çektik. Serseriler toz oldu tabii. Lütfü Akat daha sonra haber göndermiş bana. Bir kavga sahnesi var, gelsin oynasın diye. Böylece sinema hayatım başladı. Filmdeki rolümü diğer yönetmenler de beğendi ve ardı ardına teklifler gelmeye başladı. Sinemaya ilk 1957 yılında Mümtaz Alparslan'ın çektiği Acı Günler filmiyle girdi. Başlangıçta filmlerde figüranlık ve küçük rollerle görüldü ama kısa zamanda yıldızı parladı. Bir yıl sonra Dokuz Dağ filminde bir çobanı canlandırdı. Bu filmi takip eden yıllarda ise Dikenli Yollar, Peçeli Efe, Şoför Nebahat, Köyde Bir Kız Sevdim, Dişi Kuş ve Gecelerin Ötesi gibi pek çok filmde değişik karakterleri canlandırdı. 1960 yılı yapımlı Gecelerin Ötesi oyunculuk kariyeri için önemli bir fırsat oldu sanatçı için. Henüz sinemaya yeni yeni ısınmaya başlayan Taş, bu filmle Metin Ersan'la tekrar çalışma fırsatı buldu. Bu filmde Erol Taş, Ekrem karakteriyle aynı çevreden gelen farklı endişe ve tutkularını ortak bir eylemle birleştiren altı kahramandan birisidir. Uzun yıllar bir tekstil firmasında işçi olarak çalışmış ancak geriye dönüp baktığında fazla bir yol alamadığını görmüştür. Bu ezik yaşantısından doğan bunalımı, isyanı onu diğer beş arkadaşı ile birlikte soygun fikrinde harekete geçirmiştir. Fakat sistemin hazırladığı son bu filmle de değişmemektedir. Sinemada kötü adam rolleriyle bilinen sanatçı bu tiplerin dışına çıktığı filmlerde aslında her tür karakteri rahatlıkla oynayabileceğini de ispatlamıştır. Zaman zaman da olsa oynadığı iyi tiplerle seyirciyi şaşırtmıştır. Bir başka Akat filmi olan Anna filminde Erol Taş bu kez kötülükten kaçmaktadır. 1967'de çekilen ve Türkan Şoray'la başrolünü paylaştığı ana filmi onun az rastlanan iyi adam tiplemeleri içinde gösterilecek ilginç bir örnektir. Yaptığı balık ağları ile geçimini sağlayan Şevket, kan davası yüzünden ailesiyle birlikte köy köy dolaşmaktadır. Sinemanın kötü adamı olarak bilinen Taş, filmdeki Şevket tiplemesiyle tamamen farklı bir karakter çizmektedir. Kanlısı rolündeki Kadir Savun'la sanki rolleri değişmiş gibidirler. Bu seyirci için de alışılagelmiş bir durum değildir. Yıllar süren takibin sonunda Şevket, kanlısı Musa yani Kadir Savun tarafından vurularak öldürülür. Yaklaşık 200 filmde irili ufaklı çeşitli roller alan Erol Taş, oynadığı filmlerin altısında ise başrol olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmler Mapushane Çeşmesi, Kanlı Kale, Efenin İntikamı, Eşkıya Kanı, Konuşan Gözler ve Katırcı Yanı Efenin Definesi filmidir. 45 yıllık oyunculuk yaşamı süresince sinemaya büyük emek veren Erol Taş, bu emeğin bir sonucu olarak 1965 yılında Duvarların Ötesi filmi ile Antalya Film Festivali'nde, 1967'de ise İnce Cumali ile yine Antalya Film Festivali'nde, Sahildeki Ceset ile İzmir Film Festivali'nde, Susuz Yaz'daki oyunculuğu ile ise Turizm Bakanlığı ve Meksika Acapulco Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü aldı. Sanatçı 8 Kasım 1998'de Samatya SSK Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
Ne yazık ki yıllarını sinemaya veren, onlarca film çeviren Erol Taş, bunun maddi karşılığını istediği gibi alamamıştır ve bununla alakalı şu cümleleri kurmuştur. Şu tarihinde 400 lira alacak için 6 aylık senet verdiler bana. 6 ay bekliyorsunuz ve bu senet gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Bu parayı almanın bir tek çaresini bulabildim. Ben 3 tane çocuğumu aldım, götürdüm, prodüktörün kapısına koydum. Bu neler dedim, siz bakın dedim. Ondan sonra bir vicdana geldi de 400 liramı verdi ve derdime derman oldu.